Arkadaşlar merhabalar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hoş geldiniz. Gençler TYT Matematik kampımıza kaldığımız yerden tam hızıyla devam ediyoruz. Nereden işliyoruz, nereden ilerletiyoruz kampımızı? Gençler, Barış Yayınları video ders kitabından ilerliyoruz kampımıza. Bugün hatta sizlerle birlikte neredeyiz? Karışım problemlerindeyiz ve ÖSYM bakış kısmını çözeceğiz. Karışım problemleri ÖSYM bakış 180 ve 181. sayfalarda bulunuyor. Hemen arkasından da Hız problemlerini ele alacağız bu kampta. Ee, çok güzel bir kamp. İlk videosundan itibaren açıp e, dikkatli bir şekilde kontrol edebilirsin. Seni tam anlamıyla hiçbir konuda eksik bırakmayıp... E, böyle en temelden alıp zirveye çıkaracak olan bir kitap ve bir kamp arkadaşlar. Hem e, kitabın kalitesiyle hem de benim anlatımımın kalitesiyle e, seni zirveye taşıyacak olan bir kamp gençler. Şu an izlediğiniz kamp. Evet... 40 soru serisi problemler kitabından da yine problemlerdeyiz madem. 40 soru serisi problemler ki benim yazdığım bir kitap arkadaşlar. Görüyorsunuz yüzümün yarısının olduğu bir kitap. 40 soru serisi problemler fasikülünü de alıp tamamı ÖSYM tarzı olan sorulardan yararlanıp 40 gününde birer test çözerek toplamda ki biliyorsunuz bu kitabın da mottosu da sloganı da bir şeyi 40 kere söylersen olur. Bu yüzden bu serinin ismi 40 soru serisi arkadaşlar. Problemleri de bu şekilde 40 gününü dolu dolu geçirerek her gün bir test çözerek e, halledebilirsin. Tabi sadece ama sadece bu kitapla veya bu fasikülle diyelim e, halle olacak bir konu değil problemler. Sınava kadar çözmen gerekiyor. Hani en azından sınava örnek veriyorum 300 gün varsa 40 gününü bu kitapla dolu dolu geçirebilirsin diyelim. Evet arkadaşlar fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Hemen sorularımı çözmek istiyorum. Eğer sen de hazırsan geçelim derse. Evet öncelikle ÖSYM bakış 1'e bir bakalım beraber. Şimdi iki farklı hoşaf karışımından birinci kapta bulunan A litre hoşafın %50'si, ikinci kapta bulunan B litre hoşafın %25'i şeker. Bu iki karışım farklı bir kaba aktarılıyor ve A artı B litrenin yüzde 45'i şeker olduğuna göre... ...kapta oluşan hoşaf karışımının yüzde kaçı ikinci karışıma aittir diye soruluyor. Şimdi ikinci karışıma ait olan kısmı B zaten. Bu klasik yöntemle çözelim. Bir de benim size öğrettiğim yöntemle çözelim. Klasik yönteme başlıyorum. Şöyle ki A litre hoşafın yüzde 50'siydi. Dolayısıyla ben e, kaleme geçelim. 50 çarpı A dedim. Artı bunun yarı sıra... B litre hoşafında yüzde 25'i şekerdi. 25 çarpı B dedim. Toplamda ne kadarlık bir karışımdan bahsediyoruz? A artı B'den bahsediyoruz değil mi? Şimdi ben bunu buna böldüğüm takdirde neyi bulacağım? 45'i bulmam gerekiyor. İçler dışlar çarpımı yapıldığı takdirde 50A artı 25B eşittir. 45A artı 45B dedim. 45B dedim. Şimdi 25 B'yi bu tarafa atarsam burada 20 B kalır. 45 A'yı sol tarafa gönderirsem 5 A kalır. Ve her iki tarafı 5 ile sadeleştirdiğim takdirde de A eşittir 4 B'yi elde etmiş oluruz. Yani bundan böyle ben A'yı 4 X seçersem B'yi X seçmek zorundayım. Toplamda A artı B'li karışım 5 X'miş ve bunun X'i ve 4 X'inden bahsediyoruz. X'i %55'ti biliyorsun. Ve burası da %45'lik karışımdı. E şimdi bize diyor ki %25'ti özür diliyorum. Ben yazamadım orayı. Algılayamadım. Tamam. Şimdi diyor ki bize ikinci karışıma ait olan kısmı ne kadardır? E şimdi 5x de x ise yani 5 de 1 ise %20'dir. Cevap da D'dir. Tamam. Bu birinci yöntem. Klasik yöntemdir. Ee, i̇lk etapta bu öğretilir. 9. sınıflarda da bu öğretilir arkadaşlar. Şimdi ben size farklı bir yöntem sunacağım. Kazanın bakışta da bu yöntemi fazlasıyla göstermiştim zaten bir önceki videoda. Şimdi yöntem şu. Bir sayı doğrusu çizdin veya bir denge çubuğu çizdin. Bir %25'lik karışımımız var. O küçük olduğu için sola yazdım. Bir de %50'lik bir karışımımız var. Bu karışımlar karıştırılınca %45 oluyormuş arkadaşlar. Karışımın karışımın şeker oranı %45 oluyormuş. Hemen şöyle diyoruz. Abi şurası 5 birim mi? Evet. Şurası kaç birim? E 20 birim. Bak. 20'ye 5'i direkt olarak elde ettik burada. Madem öyle bundan 20 kadar girdiyse bundan 5 kadar girmiştir diyorum. 25'te 5. Beş. Gördün mü? 25'te 5. Beş. O halde gençler ne diyeceğiz biz? 25'te 5se e, %'de de 20'dir cevap. D şıkkı olur. Bu arada ben bunları yazarken şurada yaptığım bir hatayı da görmüş oldum. Şurası arkadaşlar şöyle diyelim ee, fazla giren yüzde 55'ti, yüzde 50 idi. Az giren yüzde 25'ti. Bunu da lütfen düzeltelim. Tamam? E, tabii ben, hocam siz hangi yolu kullanıyorsunuz, tercih ediyorsunuz? Ben sıkça kullandığım, ve alışık olduğum için ikinci yöntemi tercih ediyorum. Ee, eğer sen de alışırsan ikinci yöntem vazgeçilmezin olacaktır Bunu da buradan söyleyelim Bir kumaşın ikinci sorudayız Bir kumaşın etiketinde o kumaşın hangi oranda hangi maddeden elde edildiği yazılıdır Hani böyle tişörtlerimizin içinde falan oluyor ya arkadaşlar Öyle bir e, kumaş var Bu kumaşın üzerinde %50 pamuk, yüzde %30 ipek ve yüzde %20 keten yazıyor Yukarıdaki etikette kumaşa ütü yapılamayacağı belirtilmiştir Ütü yapılabilmesi için ipek oranının en fazla yüzde yirmi olması gerekmektedir. Yani ipek demek ki fazla olunca ütü yapınca o ipek yanabiliyor arkadaşlar. Buna göre bu kumaşa ütü yapılabilmesi için kumaşın toplam ağırlığının en az yüzde kaçı kadar daha saf pamuk elde edil eklenmelidir, ilave edilmelidir diye soruluyor. Şimdi şöyle düşüneceğiz gençler. Ee, ben burada 50 k pamuk olduğunu 30K ipek olduğunu ve 20K'da keten olduğunu e, düşüneceğim. Toplamda da 100K'lık bir kumaşımız olduğunu düşünelim. E şimdi %20 olması gerekiyor diyor ya. E burada 30K var. Şimdi %20'si 5'te 1'idir. 5'te 1'i 30 olacaksa tamamı 150K olması gerekiyor. Yani 5 kat olması gerekiyor 30'un 5 katı. E şimdi 100K'ydı. Ne kadar daha pamuk eklemem lazım? 50K daha pamuk eklersem 150K'ya erişirim. E şimdi demek ki 100K bu kumaşın yüzde kaçı kadar pamuk eklenmelidir? E 50K eklenmelidir dedik ya. Demek ki yüzde 50'si kadar diyeceğiz. Cevabımız C şıkkı olacak. Devam ediyoruz. ÖSYM bakışı 3 ile 100 gram Hatay köftesinin harcında 30 gram. Yani aslına bakarsan Hatay köftesinde yüzde 30'dur diyebilir miyiz bu ee, yağ kısmına? Yani köftenin %30'u yağ. Bursa köftesinde 200 gramında %16'sında varmış. Zaten yüzdesini verdiği için ben burada e, Bursa köftesinin miktarına takılmam. Bursa köftesi derim. Zaten vermiş oranını %16'ymış. 300 gram Urfa, köftesi Urfa köftesinde de Urfa yazdım. Burası da arkadaşlar 5'te 1'i kadarmış. 5'te biri demek %20 demek biliyorsunuz. Şimdi her birinden diyor birer kilo alacağım ben diyor. Yani bin gram, bin gram ve bin gramını alacağım diyor. E yüzde otuzsa binde üç yüzdür. Yüzde on altıysa binde yüz altmıştır. Yüzde yirmi ise binde iki yüzdür. Şimdi ben bunların her birini aldım birer kilogram karıştırdım. Üç bin gram köftenin üç yüz, iki yüz daha beş yüz, altı yüz altmış gramının yağ olduğunu gördüm. Bak bu kadar köfte var altı yüz altmışı yağ. Sonra diyor ki ben bu köfte karışımına 300 gram yağsız böyle diyor, incik gibi kıyma ekleyeceğim diyor. Yağsız ekliyorsa, yağsız ekliyorsa şu değişmez ama tabi toplam harç değişecektir. 3.300 gram yapacaktır. 3.300'de 660 gram yağ olduğunu biliyoruz artık. Diyor ki son karışımın yağ oranı yüzde kaçtır? İşte 3.300'de 660 ise yüzde kaçtır diye sormamız gerekiyor bizim. Şu 2 sıfırla şu 2 sıfırı götürdüm öncelikle. Daha sonrasında da 660'ı 33'e bölersem cevabı bulacağım. 660'ı 33'e böldüğüm takdirde 20'yi bulurum. Demek ki cevap da %20 olacakmış. Cevabımız A şıkkında verilmiş. Geldik ÖSYM bakış 4'e. Şimdi ABC maddelerinden oluşan iki farklı karışımın madde oranlarını gösteren dairesel grafikler bize veriliyor. Burada A'dan yüz, 120 derece, B'den 120 derece o zaman C'de de hayırlı uğurlu olsun. on senden de 120 derece diyeceğiz, değil mi? Daha sonrasında e, ikinci karışıma bakıyoruz. 135 var, 90 var. O zaman diğeri de 135'tir, değil mi? Şurası da 135 derece olacak. Peki şimdi C'ye bakıyorsun. Birinde 90 derece, ötekinde 120 derece ve diyor ki her iki karışımda da, her iki karışımda da eşit miktarda C maddesi varmış. Yani şuradaki 120 dereceyle şuradaki 90 derecelik kısım karışımdan karışma fark edeceği için bunların miktarları eşitmiş. Şimdi 120 ve 90'ı 30'la sadeleştirirsem 4K'ya 3X diyebilirim aslında bakarsak değil mi? 4 ile 3'ün ortak katı 12 olduğu için ikisini de 12 paydasında buluşturalım. Yani burada 12K kadar C var. Burada da 12K kadar C var diyelim. Eşit miktarmış ya bundan kaynaklı. Şimdi burası 120 dereceye 12K geliyorsa buna da 12K gelir. O da 120 derece. Buna da 12K gelir. Demek ki birinci karışım toplamda 36K. İkinci karışıma geçiyorum. 90 dereceye karşılık olarak 12K gelmiş. O zaman 135 derece bunun bir buçuk katıdır. Yani 18K'dır. O zaman bu da 18K'dır. Şimdi ikinci karışım toplamda 18, 18, 36, 12 daha 48K'lık bir karışımmış. Yani ikinci karışım daha büyük bir karışım. Diyor ki iki karışım karıştırıldığında elde edilen yeni karışımın miktarı içerisinde bulunan A maddesinin miktarının kaç katı olur? Şimdi iki karışımı karıştırdığımız zaman toplam karışım 48 artı 36'dan 84K'ya erişecektir. 84K. Ve A maddesi burada 12K, burada 18K yani toplam 30K'dır. İşte bu bunun kaç katıdır diye sorulmuş. Artık soru bitti. Ben 84'ü bir güzel 30'a böleceğim. Kaç defa var içerisinde? 2 değil mi? 2 kere 30 60 yapar hocam. Çıkardım 24 geldi. Artık 24'ün içerisinde 30 yok. Ama bir sıfır eklersem bir virgül koyup bölmeye devam edeceğim. 240'ı 30'a böldüğüm takdirde 8 gelir. 8 kere 30 da bana 240'ın ta kendisini verir. Kalan 0. Demek ki 2,8 katıymış diyeceğiz. Cevap B şıkkı olacak arkadaşlar. Evet böylelikle artık 180. sayfamızı da bitirdik. 4 tane bu sayfada ...birbirinden güzel ÖSYM tarzı soru çözdük. Ee, soruların... ...daha önceki videolarda da söyledim. Soruların arkadaşlar çözümlerine... ...yani sırf soruyu çözmek için... ...çözüm izlemeyin. Ee, bu soruda böyle çözülüyormuş deyip... So ...çözüm izlemeyin. Ee, yapmanız gereken şeyi söylüyorum. Benimle beraber ilerleyen öğrencilere... ...anlık dinleyen öğrencilere sesleniyorum. Dinlemeye devam etsinler. Çünkü burada benim... ...size... Sorulara yaklaşım tarzımı da göstermek istediğim için bu da çok değerli. Yani oturup beni izle. Hoca e, bu soruyu nasıl çözdü? Hangi nereye kadar okudu da ondan sonra ne yazdı? Sorunun kökünü ne zaman okudu? Ne zaman he dedi? Bunlar bizim için çok değerli. Senin için çok değerli. Ben bir matematik seviyesine eriştiysem ve bu matematik seviyesi yüksek ihtimalle senin daha üstünde. Ee, ...bir matematik seviyesine eriştiysem... ...buna nasıl eriştim? İşte benden... ...ben bir hocayken... ...yine daha tecrübeli kişiler... ...hocaların çözüm videolarını izledim. Yani Mustafa Yağcı'nın... ...sorulara baklaş, yaklaşım açısını izledim. Mustafa Yağcı'nın... ...kitaplarının hangi sorusu... ...hangi sayfada, ne tarafta kalıyor... ...hepsini bilirim arkadaşlar. Dersleri bunlarla anlattım. Bu soruları senelerce çözdüm. O kitaplar yırtıldı... ...bak yırtıldı diyorum... Açıp kapatmaktan açıp kapatmaktan üstüne yazmaktan yırtıldı ama ben hala o kitapları burada saklıyorum ofisimde saklıyorum arkadaşlar benim için çok değerliler çünkü matematiği nasıl matematiğe nasıl yaklaşmamız gerektiğini ben bu şekilde üstadlardan öğrendim e şu an ben de senin için bir üstad isem tamam bu böbürlenmek için söylemiyorum yanlış anlaşılmasın ben de senin matematik seviyesinden seviyenden daha üstte olduğum için söylüyorum. Sen de bu şekilde davranmalısın. Sen de bu şekilde bu hoca acaba bu soruyu çözerken ne yaptı? Neye dikkat etti? Niye hemen 100K dedi? Kolay olsun diye. Neden bunları yaptı? Bunları net bir şekilde öğrenmen gerekiyor. Asıl seni geliştirecek olanlar bunlar. Bir sorunun çözümünü öğrenmek değil. Tabii ki o da geliştirici lakin birisi sana 5 değer katıyorsa diğeri yani ilk bahsettiğim 25 30 değer katacaktır. Bunu lütfen aklından çıkarma. Şimdi 190. sayfamızdayız değil mi? Yok 181. sayfadayız özür diliyorum. ÖSYM bakış 5'teyiz. Hadi beraber çözelim. Yağ oranı %10 olan bir karışımın yarısı dökülerek bu karışıma dökülen miktarın yarısı kadar yağ ve dökülen miktarın yarısı kadar da yağ oranı %20 olan karışım ekleniyor. Buna göre son durumdaki karışımın yağ oranı yüzde kaçtır? E şimdi iyi dinle beni. Şimdi 100K karışımımız olsun. Tamam. Bunun ne kadarı ee, ya yüzde 10 Yani bunun içinde 10K yağ mı var değil mi Şimdi ben bunun yarısını döktüm elinde kalan karışımın 50ksı e, var yani 50K bir karışım var e, bunun da hala yüzde on'u sonuç olarak nedir? Yağdır yani 5k'sı hala yağ güzel Şimdi dökülen karışımın yani 50K dökülmüştü ya Onun yarısı kadar yani 25k'lık bir karışım ekleniyor. Bunun 25K'sı yağ. Çünkü direkt yağ dökülüyor. Bak dökülen miktarın yarısı kadar yağ dökülüyor burada. Sonra diğer yarısı kadar da yağ oranı %20 olan Yağ oranı %20 ise 5K yağ da bunun içinde vardır. Ve total karışımımız yine gördüğün üzere 100K yaptı. Amaçla, amacımız bu zaten. Hep yüzde uğraşmak. Çünkü yüzde istiyoruz genelde. Ve karışıma bakıyorsun ne kadar yağ var bunun içerisinde? 35. 35K'sı yağ benden istenen de yağ oranı e, %35 karşımızda. Cevap B. Geldik ÖSYM bakış 6'ya. Aşağıda içeriğinde bulunan yağ oranlarının yazılı olduğu şampuan şişesi gösterilmiş. Şampuanlarda yağ olduğunu ben e, gördüğümde şaşırmıştım da oluyormuş yani hani besleyicilik açısından falan. Konulabiliyormuş e, <laughs> doğal içerikli şampuanlar falan var. Sarımsaklı şampuan da gördüm geçen. Yani sarımsak da hiç sevmem ama yararlıymış. Yani değişik sarımsaklı şampuan. Yani sarımsak kokmuyormuş ama. Yani tabi <laughs> sarımsak da kokmasın bir zahmet şampuan. Şimdi böyle bir şampuan var. Bunun %10'u zeytin yüzde %20'si de badem yağıymış. Banu şampuan kutusunun etiketini okuduğunda içeriğinde 10 mililitre zeytinyağı, ve 20 mililitre badem yağı olduğunu anlamış. Yani %10 ve %20 diye anlamamış bunu. 30 mililitresini yağdan oluştuğunu anlamış. Ve şampuanın geriye kalan 570 mililitrelik kısmındaki içeriğin ne olduğunu merak etmiş. E şimdi demek ki bu şampuan 10, 20 daha 30, 570 daha 600 mililitrelik bir şampuan değil mi? E şimdi diyor ki Banu'nun almak istediği şampuanın içeriğinde kaç mililitre badem yağı vardır? E %20'si değil miydi zaten? Bizden 600'ün %20'si isteniyor. %20'si demek e, gençler 1 bölü 5'i demek. Çarparsak 120 mililitrelik bir badem yağından bahsediyoruz. Dolayısıyla cevabımız da budur. Yani cevap C şıkkında verilmiştir. Evet devam. Son sorumuz artık bu videoda. Meyve oranı en az %80 ama çok güzel bir soru. Bu soruya bir yıldız koymanızı rica ediyorum. İnanılmaz tatlı bir soru. Ee, neden tatlı? Yani Birebir ÖSYM tadında ve daha öncesinde farklı kaynaklarda gör, yüksek ihtimalle görmediğiniz bir soru. Çok da güzeldir. İyi dinleyin o yüzden. Meyve oranı en az yüzde seksen olan meyve sularının etiketlerine organik yazısı yazılmaktaymış arkadaşlar. Yani en az yüzde sekseni meyve ise tamam En az yüzde sekseni meyve ise organiktir o. Aşağıda iki şişe portakal suyunun etiket kısımlarında meyve oranı gösterilirken ikinci şişenin etiket kısmı yırtıldığı için saf meyve miktarının yüzdesi okunamıyor arkadaşlar. Bak şurası yırtılmış. Yırtıldığı için de okunamıyor. Irmak bu iki şişe meyve suyunun tamamını bir sürahiye boşalttığında oluşan meyve suyunun organik tanımına uyduğunu görmüş. Yani bununla bunu karıştırıyor bir şişede bir sürahide. Ve diyor ki ana bu da organik oldu lan diyor. Tamam. Buna göre ikinci şişenin içerisindeki saf meyve miktarının yüzdesi kaç farklı tam sayı değeri alır diye soruluyor. Şimdi şöyle ki A bu 5 litre değil miymiş? Ve bunun yüzde 90'ı portakalmış. Yani bunun içerisinde aslında 4500 mililitre yani 5000 mililitreydi normalde. Yüzde 90'ı portakalsa 4500 mililitresi portakaldır zaten. Şimdi 4500 portakalımız saf portakal var. Artı bu da 3000 mililitreydi. 3000 mililitre. Ama ne kadarının portakal olduğunu bilmiyoruz. X kadarı portakal olsun. Şimdi toplam portakal miktarımız 4500 artı X oldu. Ben bunu 5000 artı 3000 mililitre yani 8000 mililitreye bölünce bu ne olacakmış? Organik oluyormuş ya. Organik olması için de en az %80 şartı vardı. En az %80. Demek ki artık şunu söyleyeceğim ben. Büyük veya eşittir %80 oranından Büyük bir şey yakalamamız lazım Yani 4 bölü 5'ten daha büyük veya eşittir Diyeceğiz değil mi? Şimdi madem 4 bölü 5'ten büyük de abi Zaten tüm karışım 8000 değil miydi? Bunun paydasını 8000 yazsak da Hiç kesirle mesirle uğraşmasak Mis gibi olmaz mı? 8000'in %80 nedir? 6400 8 kere 8 64 olduğu için 6400 yazdım artık paydaları görme Direkt şunu de 4500 artı x büyük veya eşittir 6400 Şimdi ben şunu şu tarafa atarsam x'in 1900'den daha büyük veya eşit olması gerektiğini de anlayabilirim, değil mi? Güzel. Şimdi madem e, biz bunu bu şekilde düşüneceğiz, hemen şu olaya dalıyorum. Şimdi 3000'de 1900 olunca iki karışım karıştırıldığı zaman organik oluyor. Değil mi? Ama şu karışım organik değil. Şimdi 3000'de 1900se yüzde kaçtır gibisinden bir düşünelim şu sıfırla şu sıfır şunla şu gitsin şunla da şu gitsin tamam mı? Böylelikle 190'ı 3'e bölersem ben bu e, meyve suyu karışımının portakal oranının yüzdesinin en küçük değerini bulurum. Ki 190 bölü 3 bize 63,3 devredeni verir. Yani 63'ten daha büyük olacak. O zaman ilk alacağı değer 64'tür tam sayı olarak. 65'i aldır, 66'yı aldır, nokta nokta nokta. Maksimum kaç aldır peki? Bak bu konsantreymiş organik değil. Yani %80'den azmış. O zaman maksimum 79 alır. Tamam. Burada kaç farklı tam sayı değeri var? 79'dan 64'ü çıkarırsın, 1 eklersin. E, bu da bize 16'yı verir. Demek ki cevabımız 16 olacakmış deriz. Evet böylelikle gençler karışım problemlerinin ÖSYM bakış kısmını da bitirmiş olduk. Şimdi nereye geçiyoruz? Hız problemlerine geçeceğiz. Hız problemleri bizim için değerli mi? Değerli ama zaten hani ben sana hız problemlerini de hani klasik bir emek problemi, işçi problemi veya işte bazen karışım problemi, bazen yüzde problemi olduğunu da göstereceğim. Çünkü problem bizim için problem olmalı. Problem çözülmesi gereken sorun olmalı bizim için. Bunu kategorize Etmemeliyiz sadece biz bu kitapta neden kategorize ettik anlaşılması kolay olsun diye bölümlendirdiğimiz zaman öğrencinin kafasına daha yatkın hale gelsin diye kategorize ettik bundan kaynaklı e, ben dikkat ettiysen aynı yöntemi birkaç farklı problem çeşidinde kullanabildim bundan kaynaklı hız problemlerinde de aynı şeyleri size göstermeye gayret e, edeceğim. Evet gençler hız problemlerine geçeceğiz bu videodan sonra. Dolayısıyla o videoda görüşelim diyelim, sözleşelim. Ee, ben sana söz veriyorum. Hız problemleri videosunda karşında olacağım. Sen de bana söz verirsin inşallah. Sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da ee, bir zahmet unutma.